Şu anda New York'un en uzun 4. binasına çıkıyoruz. Bu binanın tepesine çıkıyoruz. The Edge, Amerika kıtasının en yüksek açık hava terası burası. Hey, how are you? Your first time here to see Edge? Really? I believe you. Thank you. You're gonna step right here. All right. And you're gonna scan the first ticket, and you're gonna step right here. This is the admission area. They are expected a lot of tourists here to come here. That's why they made this kind of line spaces. You need to follow all the way up to this door. Burada çok fazla turist gelmesini bekliyorlar. Dolayısıyla bu kadar uzun bir şekilde yılanvari sıra bölümleri, yerleri ayarlamışlar. Tabii ki sosyal mesafeyi de ayarlamak için yerlere bu şekilde sticker'lar yapıştırmışlar. That's so cool here. Gerçekten çok etkileyici bir giriş yapmışlar. Bu tünellerden geçiyorsunuz ve tünellerin her birisindeki duvarlarda animasyonlar var. Kabartmalı görseller insanı gerçekten çok etkiliyor. Edge için asansörleri bekleme salonundayız. Çok fazla kişi yok. Zaten biletleri sınırlı sayıda satıyorlar. Saatlik satıyorlar. Belli saat aralığında gelmek zorundasınız. Aksi takdirde bilet satmıyorlar zaten. O yüzden buradaki yoğunluğu daha bilet satmadan önce kesmişler. This is the timeline of New York City. New York City'nin zaman geçmişi. Nasıl bu hale geldiğini, ilk kurulduğu zamandan bugüne nasıl geldiğini gösteren, biz yukarı çıktıkça şehirde bugünkü haline doğru geliyor. Tabii kulaklarımızda da tıkanma hissetmeye başladık yavaş yavaş. We're getting high all the way up to the clouds. So we can hear the pressure in our ears. So we saw all the timeline. Evet, şu anda New York'un 4. büyük binası olan 20 Hudson Yards. 20 numaralı Hudson Yards binasındayız. Burada 16 binanın 13'ü tamamlanmış durumda. Birkaç tane yüksek bina var. Hudson Yards içerisindeki en yüksek olanı bu. Hudson Yards New York'un en batısında bulunuyor. Şu arkamda gördüğünüz nehir Hudson Nehri. Bu Hudson ismi ise zaten Hudson Yards ismi. Hudson Nehri'nden geliyor. Hudson Nehri ise Henry Hudson'dan geliyor. Henry Hudson da New York'u içlerine kadar giden, New York'u keşfeden kaşifin ismi. Şu anda Edge isimli yerdeyiz. Bu gözlem terası. Gözlem terasının ismine Edge vermelerinin sebebi birazdan göreceksiniz. Zira Edge kenar anlamına geliyor. Uç anlamına geliyor. Şu anda biz binanın en ucunda, en kenarındayız. Evet, Hudson Yard'ın tepesindeyiz. The Edge'deyiz. Gözlem terasında. Hemen kenardayız ve kenarlarda sadece cam korumalar var. Etrafı görürsünüz eğer, sadece camdan korumalar var. Korkuluk yok. Beton yok. Demir yok. Sadece cam var. Ve camların arasında bir boşluk var. Bakın bu şekilde elimi sokabiliyorum bu boşluktan. Ama kaç kat var biliyor musunuz? Tam 4 kat cam koymuşlar içerisine ve orta parmağımdan baş parmağıma kadar gelen kalınlığa sahip. Kendimi buraya yaslayabiliyorum. Hiç de korkmuyorum çünkü oldukça kalın bir cam var. Burası da binanın en uç noktası. This is Edge.
merdivenlerde oturabilirsiniz isterseniz ama buradaki merdivenlere oturmak için buradaki bardan gelip bir şeyler almanız lazım. Ya bir şey içmek ya da ufak tefek snack bir şeyler almak durumundasınız. Yoksa izin vermiyorlar buraya oturmanıza. Ama olsun, güzel bir teras, güzel bir akşamüstü, güzel bir sunset'e geldik. Çok kalabalık değil. Koronadan dolayı çok fazla insan almıyorlar buraya. Biletleri önceden online olarak rezerv etmeniz gerekiyor bu dönemde. Biz de o şekilde yapmıştık zaten. Havanın bulutsuz olduğu bir günü seçtik ve bugüne geldik. Burası 360 derecelik görüş açısına sahip bir bina, bir teras. Aslında teras olarak baktığınız zaman teras tam 360 değil. Kesen blok var bu arka taraf, burası kör nokta. Ama onu da içeriye girerek arka taraftaki camlardan kapatabiliyorsunuz esasında. Kuzey istikametinden baktığınız zaman Hudson River'ı görüyorsunuz. Hudson Nehri. George Washington Bridge en yukarıda. Kuzeye doğru bakıyoruz. Hemen böyle Midtown bölgesine, sol arka tarafta Central Park'ı görüyorsunuz. Hemen Midtown bölgesi, Port Authority Bus Terminal, Midtown'un bütün önemli binaları, Times Meydanı'nın olduğu yer. Şu ışıklı yerleri aralardan görebilirsiniz. Reklam panolarının olduğu yerler. Arka tarafta Empire State binası. Hemen sol tarafında Chrysler binası. Hemen arka tarafta East River, Doğu Nehri. Ve şu hemen önümüzdeki koyu renkli gökdelenin arkasında yuvarlak bir bölüm kalıyor. Yuvarlak bir bina var. O yuvarlak bina Madison Square Garden. Yani New York'un en büyük basketbol arenası. Bütün New York'a hakim bir gökdelen yapmışlar açıkçası. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Sunset yaklaşıyor, gün batımına az kaldı. Dünya Ticaret Merkezi arka tarafta ve Hudson Nehri'nin bittiği yer. İnsanlar sıra bekliyor Edge kenarında fotoğraf çektirmek için. Biz de demin çektirmiştik. Ve Hudson Nehri'nin öbür tarafına doğru geldik. Batıya doğru baktığımız zamansa Hudson Nehri'nin karşı yakasını göreceğiz. Karşı yakasında ise karşımıza New Jersey çıkıyor. Mutlaka gelinmesi gereken bir destinasyon olduğunu düşünüyorum. Eğer ki buraya gelmek istiyorsanız mutlaka önceden rezervasyon almak zorundasınız. Rezervasyonsuz online almak zorundasınız. Online almazsanız yapamıyorsunuz. Hani ben buraya geldim, bunu şey yapıyorum, burada bilet alayım, gireyim diyemiyorsunuz. 20 numaralı binanın 100. katındayız. 100. katındaki gözlem terası üçgen şeklinde yapmışlar ve bir balkon şeklinde yapmışlar aynı zamanda. Yani bir çıkıntı halinde, binanın içerisinde değil, binanın dışına kayan şeklinde yapmışlar. Ve bu kayan terasın en uç noktası üçgen şeklinde birleşiyor ve kenarlarda sadece camlar var. Demin gördüğümüz gibi. Ve biz bu kenarda camların kenarına çıktık. Orada fotoğraflarımızı çektirdik. Edge İngilizce'de uç, kenar anlamına geliyor. Ve bu biz terasın en uç noktasına kadar gidebiliyoruz. Bizi bu en uç noktasında düşmekten koruyan tek şey ise bir cam. Ama öyle bir cam değil. İnce bir cam değil, oldukça kalın bir cam. Demin o camların arasında da boşluklar var. Parmaklarınızı geçecek kadar bir boşluk sadece. Ölçtüm, parmaklarımın arasında yaklaşık bir 6-7 santimetre kadar kalınlığı olan bir cam. O yüzden oldukça güvenli olduğunu söyleyebilirim. Camlar sadece kenarda korkuluk amacıyla kullanılmamış. Aynı zamanda da gözlem terasının tabanına cam döşemişler. Glass floor deniyor. Yani cam taban. Bu cam tabanın üzerinde yürüyebiliyorsunuz. Oldukça da enteresan görüntüler görüyorsunuz. Aşağıda giden taksileri görüyorsunuz, arabaları görüyorsunuz. Binalar küçücük kalıyor, hepsini görebiliyorsunuz. Eğer cesaretiniz varsa, ki o kadar da korkulacak bir şey değil esasında, oldukça eğlenceli, keyifli bir deneyim yaşarsınız. New York'a geldiğiniz zaman burayı mutlaka görmeniz gerekiyor. Buraya giriş $36. $36'a buraya bir kere gelmişsiniz ve bir kere gireceğim diyorsanız mutlaka değdiğini söyleyebilirim açıkçası. Hudson Yards 16 bina olarak planlandı. Bunun 13 tanesi bitmiş durumda. Hepsi bina değil, bazı yapılar da var. Yani aşağıda Vessel var veyahut da The Shed var. Bunlar farklı farklı amaçlara yönelik yapılar. Fakat birkaç tanesi gökdelen binası. Bu gökdelenlerin bir kısmı residential building, yani insanların oturduğu konut olarak kullandığı binalar. Kimisi ofis olarak kullandığı binalar. Kimisi ise alışveriş merkezi ve diğer amaçlar için kullanılan binalar topluluğu. Bu binalar topluluğuna yapılan yatırım ise toplam $25 milyar.
oldukça yüksek bir rakam. Tabii ki bunun karşılığını alacaklardır. Dolayısıyla buradaki yaşam da oldukça pahalı. Eğer buradaki konutlardan bir tanesini satın almak istiyorsanız en ufakları 3.9 milyon dolar. Dan başlıyor stüdyo daireler. Eğer ki kiracı olarak gelmek istiyorsanız bir odalı veyahut da stüdyo tarzında bir yerin fiyatı aylık kirası 5.300 dolardan başlıyor ve oda sayısı yükseldikçe bu rakamlar 15-20 bin dolarlara kadar çıkıyor. Açıkçası yüksek rakamlar bunlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi lütfen kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bütün Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.